Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, halkın sesini halkın temsilci olarak seçti. Muhtarımız vasıtasıyla Malatya Doğanşehir Yuvalı Mahallesi muhtarımız Hasan Sarıtaş ile kamuoyuna duyuracağız. Muhtarım 4. dönem seçilen kıdemli muhtarlardan. Öncelikle 4. dönem hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim burada bir tabu sorunu olduğunu belirttiniz ön sohbetimizde. Evet. Öncelikle izah etmesini istiyoruz. Yani bir 15 yılda bu tabu sorununa çözüm bulamadınız mı efendim? Hayır, bulamadık. Şimdi şu ev 30-35 yıllık. Evet. Bu ağaç 25 yıllık. Evet. Yani bir türlü buna çözüm bulamadık. Şu gereken kayısı en az 10-15 yıllık arkadaşlar. Evet, fazla. Onun da fazla, evet. Daha fazla belki. Evet. Yani orman buna, ormanmış gözüküyor. Orman arası gözüküyor. Orman bahçesini bitirmiş. Evet. Yıllardır işte 30 yıllık ev var. Evet. 25 yıllık ceviz ağacı var. Evet. Aşağıda da yine ceviz ağaçları var arkadaşlar. Yani 25-30 yıllık ceviz ağaçları, evet, ve kayısı ağaçları var. Evet. Orman vasfını yitirmiş. Köyün tamamının böyle mahalleye dönüşü. %80'i böyle. %80'i böyle. Arkadaşlar geçen de Nurdoğan'ın Demirler Mahallesi'nde, Gaziantep'in Nurdoğan'ın Demirler Mahallesi'nde de aynı konu vardı. Onu da gündeme getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a seslendik. Burada da bir mağdur olan halk var. Doğru evet, efendim? Evet. Ya bizim devletimizin mühendisleri var değil mi? Ziraat evet, mühendisleri evet, var. Gelsinler baksınlar. Bilir kişileri var. Evet. Yani kaç yılda yetişir bu ceviz evet, ağacı? Bu kayısı ağacı kaç yılda yetişir? Madem burası, yani tapu katastrofu istemediniz, ölçüm istemediniz mi tekrar ölçüm muhtarım? Ölçüm istedik biz. Hatta biz gittik Ankara'da 2B dönüşmesi için şey de yaptık. Ama müracaat ettiniz. Evet, evet. Müracaat ettik. Geliyor, burası orman arasıdır diyor. O vatandaş faydalanamaz. Evet. Yapı izin kayıt belgesi aldın var, mı? Var, var, var. Emlak barışından da faydalanmışlar. Evet. Vatandaşlarımız dilinden, tırnağından, dişinden artırmış, evet, yatırmış arkadaşlar. Yapı kayıt belgesini almışız. Almışlar. O paraların da zayi olmasını istemiyoruz. Evet. Çünkü bir hak var, bir hukuk var. Bir an önce var, bize satılmasını biz istiyoruz. Biz mutlaka bu konuda Malatya milletvekillerini ben araştırmacı gazeteci olarak göreve davet ediyorum. Hatta bu mahalleye davet ediyorum, Yuvalı Mahallesi'ne. Malatya'nın bütün milletvekillerini davet ediyorum. Buradaki vatandaşın çilesini, sıkıntısını, sorununu yerinde görmelerini istiyorum. Kendi gözleriyle görmesini evet, istiyorum evet, bu evet, ağaçların evet, kaç yılda yetişir. Burada bir orman var mı? Orman vasfını yitirmiş araziler üzerine kurulmuş evler var. Vatandaşlarımız var. İşte devletimiz sağ olsun, Allah razı olsun. Ne yapıyor? Suriyeli vatandaşlara da ev yapıyor. Evet, barınak evet, yapıyor. Evet, kendi evet, bu vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla ev yapmış. Evet. Bu topraklarda atalarımız savaşmış Çanakkale'de, doğru mu efendim? Gelibolu'da. Evet. Şehitler verdik. Şehitler vermeye de devam ediyoruz. Yani kanımızın son tamlasına kadar da bu ülkemizi savunacağız Allah'ın izniyle. Tabii, tabii. Ama bu kendi öz evladının sorunlarını da çözüm bulmalı diyoruz devleti yönetenlerimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum, arz evet, ediyorum arkadaşlar. Bu mahallede, arz ediyoruz bu Cumhurbaşkanımıza. İki tane de şehidimiz var. Evet, iki tane de şehit var. Arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza. İşte bir de Hatay Reyhan ilçesinde 23 tane evet, mahallenin tapusu yok. Aynı böyle evet, arkadaşlar. Orası hazine, burası orman. Bir de Nurdoğan'ın Demirler Mahallesi'nde orman. Türkiye'de daha birçok yer var aklımıza gelmeyin. Daha önce röportaj yapmış olduğumuz. Araştırmacı gazeteci olarak ben halkın sorularına çözüm arayan bir gazeteciyim arkadaşlar. Ve nitekim birçok yerde de toprak yolları asfalt yapılmasına vesile olduk. İnternette izleyebilirsiniz. Adıyaman Gölbaşı Karabaşlı köy muhtarı derseniz internette ben izlersiniz. Görürsünüz benim başarımı. Yine Kahramanmaraş'ta Andırın ilçesinde birçok köy yolunun asfaltlanmasını sağladık. Afşin'de yine Beklenç köylerimizin yolları toprak çamur içerisinde. Koçovası Mahallesi Muhtarı röportajını izleyin arkadaşlar. Koçovası Mahallesi Muhtarı deyin, beni izlersiniz. Yani çok başarılarımız var. Yine burada Malatya'da Hekiman'da bir muhtar arkadaşımız aradı. Yine Beklenç köyüydü. Süleyman Bey sen köyümüze gelmesen yolumuz köyümüz asfaltı görmez dedi. Burada da bir tapu sorunu var. Evet, evet. Tapu sorununa evet, ne bekliyoruz? Çözüm bir an bekliyoruz. Önce çözüm ver. Bir an önce yapı kayıt belgesi alan vatandaşlara satılmasını bekliyoruz. Tapularını vermesini istiyoruz. Paramızı da gelip baksın yani, devletimizin mühendisleri evet, gelip baksınlar arkadaşlar. Eğer orman varsa evet, vermesin. Evet, ama evet, 25-30 yıllık ağaçlar var. 30-35 yıllık yapılan önceden evler var. Evet. O bu konuya çözüm bulunmasını istiyoruz. İstiyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini giderilmesini istiyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi aracıyla sesini duyurduğu için Hasan Sarıtaş muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim size Süleyman Bey.